Benim büyük annem vardı. 108 yaşında vefat etti. 106 yaşında. Onun 90 yaşında dedi. Allah hepinizin geçmişini rahmet etsin. Mesela bazı fıtratlar var mesela şimdi. Oğlum dedi, uşağım derdi, tamam mı? Oğlum dedi, ben ne yapayım? Şimdi Risale oku denilir mi bu kadını? Ne dünya okumasını biliyor, ne ahireti. Öyle büyütülmüş. Dedim ki, babaanne, La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit, ve huve hayyun la yemut beydin hayr, ve huve ala külli şeyin kadir ve ileyhin masir. Bunu bilir misin? Bilmem, karıştırırım oğlum, tamam. La ilahe illallah bilir. Babaanne günde peygamberimiz diyor 100, akşam 100 diyor. Sabah 100, akşam 100. Yani la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut beydil hayr ve huve ala külli şeyin kadir için söylüyor. Hadisi kutsi var. Sabah 100, akşam 100. Evde zikredilirse o eve cin dadansa oradan defolur diyor. Dadansa bile. Şimdi buna ne dedim? Soruna cevap veriyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Uuu yapar mı hocam? Baktım pat diye 500 tane ne ya? Baktım ki günde 1000'e çıktı. 5000'e çıktı. Uyku yok ki 100 küsur yaşında. Gece gündüz eşit. Ben vermekten usandım yani ne kadar şey olacak. Sonra değiştiriyorum yani. Ya bakken tebak ya bakken. Ha niye anlatmaya çalışıyorum? Şimdi sen al bu Risale oku denilir mi ona? Hangisi doğrudur? Onun doğrusu budur. Onun fıtratına uygun vermektir. Hani onun için dedim ya, su niye akar? Gönlü nereye akarsa orasıdır. Yani fıtratı. Başka örnek verdim. Çınarı niye sakside büyütemezsiniz? Fıtratı orası değil. Tarladır onun yeri. Onun yeri tarladır yani. Sakside büyütemezsiniz. Odada büyütemezsiniz çınarı. Ha bu arada bak şeftali getirecektim. Şeftali fidanı. Hocam yanlış anlama annem dediniz ya. Risale-i Nur'un direkt Kur'an-ı Kerim'den gelme. Direkt oradan alınma. Sayın Hazretleri direkt oradan almış. Diğeri de ondan rivayetlerle gelmiş. Şimdi hocam o zaman sizin anlattığınıza bakarsak hocam ikisi de direkt aynı noktaya geliyor. Tabii. Ama şöyle yapmış. Şimdi öyle bir binan var ki senin böyle kebandan direkt alabiliyorsun. Ceyran. Evet hocam. Öteki trafodan alıyor. Trafı da oradan alıyor. Ama indirgene ona uygun gele. Mesela la ilahe illallah da ona şerikele diyemedi. Ama la ilahe illallah dedi. O da la ilahe illallah'ın içinde bir birimdir. İndirgenmiş, onun seviyesine inmiş. Tabii ki netice Kur'an'dır. Hepsinin noktası Kur'an'dır. Ama kimisi direkt alıyor böyle aşırmalı. Arada bir kimse yok. Ama ötekisi fıtratına uygun olduğu için başkasından ders almaya biraz da onun seviyesine indiriyor. Mesela ben ona ya bakentel baki, ya bakentel baki çek derken ben çekmiyorum. Çünkü ben evrad-ı kutsi okuyorum. Oku desem Kur'an okumayı bilmiyor. Ha, ben ona uygun veriyorum. Ha, o ne yaptı bana bağlı. Ben de buraya bağlı evrad-ı kutsiye. Böyle gidiyor. Ha, hangisi doğru onun? Bu doğru değil. Evrad-ı kutsiye babaanneme doğru değil. O baktı bana, baktı ama bak işte anlamaz. Ona ne demesi lazım? La ilahe illallah demem gerekiyor ben. O onun doğrusu değil. O doğru benim. Evrad-ı Kutsi'yi ben okuyacağım. Çünkü Kur'an okumayı bilmiyor. O bunu biliyor. Ha, onun için indirgenen bu yani. Aradaki kişilerin ihtiyacı bundan kaynaklanıyor.